ulema arasında yaşanan bir tartışma var. Şeyhülislam Abdullah Efendi diyor ki aynı odada kaldığı ulemaya, ya toplananların muratları önce biz Mahmut gibi bir imam isteriz diye yazdıkları tezkireden malum. Boş yere niye zahmet çekeriz? Çaresi ortada olan mana için neden ızdırap çekiyoruz? Sabah namazını kıldıktan sonra hepimiz sofaya varıp padişahı tahttan indirelim, ızdıraptan da kurtulalım diyor. Yani aslında bu isyanın daha önceden planlandığı ve 3. Ahmet'in tahttan indirilip de yerine 1. Mahmut'u çıkarmak gayesinde oldukları daha zaten Şeyhülislam'ın bu ağzından çıkan baklayla belli. Velhasıl, şimdi ben biraz hızlandırmak istiyorum çünkü minyatürler çok özel. Oradan da size anlattıracağım. Neyse, fakat tabii Nevşehirli Damat İbrahim Paşa esas istenen bir numara olduğunu kendi biliyor ama padişah da güya söylemeyecek. Yani kendini kurtaracak. Öyle bir planı var. Bu isim listesi çok netameli bir konu. Yani asilerin kimleri isim istediğiyle ilgili. Darbeler kitabında patrona isyanını yazarken benim akademik bir dumuru uğramamı, çöküntü yaşamamı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Ben bu, o olaydan sonra bir müddet kendime gelemedim. O da şu. Mesela bazı kaynaklarda İbrahim Paşa'nın ismi var mı yok mu tartışması hep gündeme geliyor. Saraya intikal eden listede İbrahim Paşa'nın ismi var mıydı yok muydu diye. Dönemin resmi tarihçisi Supi'nin yazdığına göre listede İbrahim Paşa'nın adı yok. Ve biz ama biliyoruz ki İbrahim Paşa'nın ismi olması lazım ki idam edilsin. Ben ilk metini yazarken şöyle yazmıştım. Demek ki Supi İbrahim Paşa ve tarafına yakın olduğu için İbrahim Paşa'nın ismini buraya dahil etmemiştir diye yazmıştım. Sonra Diyarbakır'dan bir yazma bulduk. O yazmada İbrahim Paşa'nın kendi isminin listeden nasıl çıkarttığını, padişaha intikal eden isimde aman benim adımı almayın, zikretmeyin dediğini ve 3. Ahmet'e intikal eden listeden kendi ismini nasıl çıkarttığını okuduğumda ben dumuru uğramıştım. O yüzden bunları yazmak çok zor bir iş. Evet, İbrahim Paşa ismini saklamak istedi. Damatlarının isminin gündemde olduğunu, Şeyhülislam'ın isminin gündemde olduğunu, onların diri olarak istendiğini dile getirdi. Fakat 3. Ahmet farklı kanallar vasıtasıyla biraz önce de arz ettiğim gibi İbrahim Paşa'nın da azledilmesinin talep edildiğini öğrendikten sonra bu üçünü görevden aldı ve asilere öldürmek suretiyle verdi. Şimdi bu çok ilginç. Mesela asilerin İbrahim Paşa, damadı Mustafa ve Mehmet'in diri olarak özel istendiğini biz biliyoruz. Pekala neden İbrahim ve iki damadı öldürüldü? İbrahim'in şöyle yaptığını biliyoruz. Öldürüleceği anlaşıldıktan sonra bir şerbet istedi. Yüzündeki zehri şerbete döktü ve kendisini zehirledi. Ölüm döşeğindeyken son nefesinde devlet bir şey yaptı. Paraları yerini öğrendi. Paralarının yerini söylemek için ona zulmetti. İşkence yaptı. Diğer damatlarına da paranın yerini öğrenmek için işkence yaptı ve son nefeslerini bu üçü paralarının kimde olduğunu söylemek suretiyle verdiler. Niye öldürdü bu? Çünkü 3. Ahmet'e akıl verenler şunu söylemişlerdi. Şayet biz bunları diri verirsek bunlar İbrahim Paşa'nın ve damatlarının bütün servetlerinin yerini öğrenirler ve büyük bir sermayeye çökerler. Biz bunu önlemek için biz bunları öldürelim. Öyle verelim. Öldürdüler ve Topkapı Sarayı'nın önüne odun arabalarıyla getirip asilerin önüne teslim ettiler. Bu tabii çok dönemin kaynaklarında çok açıkça yazılan. Asiler ne yaptı? Asiler yeni bir harekete geçtiler. O da şu, şimdi 3. Ahmet'i istememeleri gerekiyor ya. İbrahim Paşa'yı ve damatlarını o odun arabasında yarı çıplak vaziyette aldılar. Et meydanına getirdiler. Et meydanında incelediler. Bu o mu diye. Özellikle İbrahim Paşa'nın cesedi konusunda tereddüt yaşadılar. Çünkü İbrahim Paşa anlaşılan o ki saraydan tanınması zor bir halde getirilmiş. Yüzü gözü dağılmış vaziyette. Neden böyle yapıldı? Tarih kaynaklarda böyle yazılmıyor, anlatılmıyor. Fakat
Asiler bu halde görünce birçok dedikoduyu dillendirdiler ve bu onların aslında işine de yaradı. Çünkü bunlar 3. Ahmet'i devirmek istedikleri için İbrahim Paşa'nın da ölüsünden nemalanmak istediler. Ve dedikodular nedir? Bu bir Ermeni dediler. İşte başı şöyle tıraşlı dediler. İşte bir sadrazam kıyafeti olmaz dediler. Biz tanıyoruz, bu değil dediler. Bu değil, bunun işte Kürtçü bası Manolo gibi benzer dediler. Ve onu ölüsünü et meydanında bir kez daha astıktan sonra odun arabasına tekrardan yükleyip Topkapı Sarayı'nın önüne getirdiler. Ve padişah dediler ki sen bize yalan söylüyorsun. Bu İbrahim Paşa değil, bunun tetkik edilmesini istiyoruz dediler. Saray ölüleri aldı. Tekrardan tamam tetkik edeceğiz dedi. Göstermelik bir tetkikat yaptı. Ve sonra dedi ki bu İbrahim Paşa, bunda tereddüt edecek bir şey yok dedi. Ve asiler şöyle söyleyeyim, atladım o kısmı. Mesela et meydanından Topkapı Sarayı'na getirilirken bir eşeğin üzerine bağladılar İbrahim Paşa'nın cesedini. Yolda giderken ceset düşünce bu sefer eşeğin kuyruğuna İbrahim Paşa'nın ölüsünü bağladılar ve et meydanından, yani Aksaray'dan Topkapı Sarayı'nın önüne gelene kadar yollarda sürüyerek getirdiler ve Topkapı Sarayı'na geldiğinde zaten tanınmaz haldeki İbrahim Paşa'nın cesedi yarı yarıya parçalanmış, bir kısmında kopmuş vaziyetteydi. Topkapı Sarayı bir tetkikat yaptı, bu İbrahim Paşa dedi, asilere tekrardan teslim etti. Asiler de bunu Topkapı Sarayı'nın önünde sokakta bıraktılar. Üzerine adi bir örtü örttüler ve birkaç saat sonra da sokak köpekleri gelip İbrahim Paşa'nın cesedine musalla doldular. Kalan birkaç parçayı da onlar kopardılar. Diğerlerinin zaten akıbetini tam bilmiyoruz. Öldürdüler işte Mehmet'le Mustafa'yı. Onlar da parçalandılar. Denize atıldı mesela Mustafa. İbrahim'in ölüsüyle ilgili böyle bir acı tablo ile karşı karşıyayız ve tekrardan bunu et meydanına götürdüler. Sonra İbrahim Paşa'nın annesi işte veya eşi geldiler, o ölünün parçalarını topladılar. Asiler bunu bile pazarlığa çevirdiler. Birazdan Van Moor'un tablolarında bunu zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Pazarlığa çevirdiler. İbrahim'in eşinde kalan annesinde olan servetinin bir kısmını, çil çil altını pazarlığa dönüştürüp aldılar ve İbrahim'in işte vücudundan ne kaldıysa annesine ve eşine teslim ettiler. Böylelikle İbrahim'in cesedi alındı ve önce bir sarayın, hanımının sarayının bahçesine defnedildi. Daha sonra bugünkü mekanına, Nevşehir İbrahim Paşa Külliyesi'nin haziresine defnedildi.